Bu videoda arkinleri indirgemenin iki yöntemine bakacağız. İlk yöntemimiz daha önce gördüğümüz bir tepkimi olan hidrojenasyon tepkimesi. Bu tepkimeyi alkan oluşturmak için arkenleri hidrojenlediğimiz zaman görmüştük. Burada da arken oluşturmak için bir arkini hidrojenleyeceğiz. Ve hidrojenasyon tepkimesi yapmak için bir miktar hidrojen gazına yani şu H2'ye ihtiyacımız var. Ardından bir de özel bir metal katalizör türü olan Lindlar paladyum kullanacağız. Bu soldaki arkenin sağdaki arkene indirgenmesini katalize edecek. Ancak arkenin aşağıdaki alkana indirgenmesi yavaştır. Bu yüzden hedefimiz sadece bir arken yapmaksa bunu durdurabiliriz. Yani bu tepkime bir cisarken oluşturacaktır. Tabi hidrojenlerin sin katılması var. Yani iki hidrojeni aynı tarafa ekleyeceğiz. Bunu hidrojenasyon mekanizmasında yapmıştık. Bu yüzden daha fazla ayrıntı görmek istiyorsanız alkenlerin hidrojenmesi ile alakalı önceki videolara göz atabilirsiniz. Evet bir zehir katalizörü olan Lindner Palladium alkini alkene indirgeme işlemini yapacak ve bir cis alken üretecektir. Şimdi de trans alken nasıl yapılır ona bakalım. Yani bir trans alken yapmak için bir alkini nasıl indirgeriz? Önce alkenimizi şuraya çizelim. Üçlü bağımız da şöyle. Şimdi buna sodyum metalini ekleyeceğiz. Ayrıca sıvı amonyak da ilave edeceğiz. Evet böylece bir trans alken elde edeceğiz. Şimdi çizelim. Bu kez iki hidrojenimizi birbirine zıt taraflara koyuyoruz. Evet bu bir trans alken oluşumu şu şekilde. Böylece hidrojenlerin anti katılması söz konusu oldu değil mi? Çünkü birbirine zıt taraflarda eklenen iki hidrojen görüyoruz. Şimdi mekanizmamıza bakarak bir trans alken oluşturalım. Evet, alkinle başlıyoruz. Karbonlar burada, sol tarafta ise bir R grubu olacak. Ve sağ tarafta da bir tane R üssü grubu yer alacak. Sodyumla başlıyoruz. Tabi bildiğimiz gibi birinci grupta olduğu için bir değerlik elektronu var. Şimdi mekanizmanın birinci adımında bu sodyum atomu alkine kendi değerlik elektronunu verecek. Bu bir elektronun hareketini göstermek için yarım uçlu ok kullanıyoruz. Şöyle gösterecek olursak bu elektron buraya geliyor. Ama tek bir elektron olduğu için böyle yarım uçlu ok çiziyoruz. Tam uçlu değil. Evet, bu karbonların arasındaki bağlardan biri kırılacak ve elektronlardan biri bu karbona geçecek. Bir diğeri ise soldaki karbona geçecek. Şimdi tüm bu elektron hareketliliğinin sonuçlarını bir çizelim. R grubuyla başlıyoruz üçlü bağımız vardı ama artık bu iki karbon arasında çift bağ oluyor. Şuraya da R üssü grubunu ekleyelim. Evet, şimdi sağdaki karbon sodyumdan elektron almıştı. Ayrıca bir de kırılan bağdan bir elektron alıyor. Bu yüzden burada iki tane elektron oluyor. Bu da karbona eksi bir formal yük vermiş oluyor. Demek ki bu bir karbanyon. Soldaki karbonsa kırılan bağdan bir elektron aldı. Tabi bu bir radikal. Bundan daha önce bahsetmemiştik. Aslında burada bir radikal anyonu oluşturuyoruz. Bunu not edelim. Radikal anyon. Radikal çünkü burada çift olmayan bir elektron var. Ve ayrıca aynı molekül içinde karbanyon da var. Yani bir anyon var. Böylece birbirine oldukça yakın elektronlar var. En azından benim çizdiğim kadarıyla yakın görünüyorlar. Tabi elektronların tümünün eksi yüklü olduğunu biliyoruz ve bu yüzden tüm bu elektronlar birbirini itecektir. Böylece bu konformasyon açısından bu molekül için en kararlı yol değil. Çünkü bu elektronlar birbirini itecek ve olabildiğince birbirinden uzaklaşmaya çalışacaklar. Peki şimdi ne olacak? Alta karbonlarımızı çizerek başlayalım. Diyelim ki bu iki elektron bu tarafta kaldı. Diğer elektronuysa tam zıt tarafa yerleştirelim. Yani birbirinden olabildiğince uzaklaşmaya çalışacaklar. Bu R grupları için de aynı şey geçerli. Bu R grubu diğer tarafa ekleyeceğimiz R üssü grubundan olabildiğince uzaklaşmaya çalışacak. Kısacası bu trans konformasyon daha kararlı bir konformasyon. Bu arada bu karbon eksi yüklü karbanyon. Mekanizmanın diğer adımında amonyak olacağını biliyoruz. Şimdi devam edip buraya bir amonyak molekülü çizelim. Evet işte amonyak molekülümüz. Ve bu karbanyon baz görevi görecek ve amonyak molekülünden bir proton alacak. Yani bu ortaklanmamış elektron çifti bu protonla yeni bir bağ oluşturacak. Ardından bu elektronlar da azota geçecek. Şimdi bu asit-baz tepkimesinin sonuçlarını çizelim. Evet, karbonlarımız şurada. R grubu burada ve R üssü ise şurada. Evet, sağdaki karbona artık bir proton bağlı. Yani şuraya bir hidrojen ekleyelim. Tabi halen aşağıda bir radikal var. Yani bu karbon üzerine bir elektron bulunuyor. Şimdi mekanizmamızın bir sonraki adımına geçelim. Bu kez elimizde çok miktarda sodyum var. Bir değerlik elektronu olan bir sodyum atomu. Evet. Şimdi sodyum bu elektronu bu karbona verecek. Tabii bu tek elektron hareketini yarım uçlu ok olarak gösteriyoruz. Şimdi bunun sonucunu şuraya çizelim. Evet, iki karbonumuz çift bağla bağlı. R grubu şurada. Sağda ise bir hidrojen ve R üssü yer alıyor. Tabii bu karbonun bir tane elektronu vardı. Şimdi sodyum atomundan bir tane daha elektron alıyor. Şuraya ekleyelim. Bu durum karbona eksi bir formal yük de kazandırmış oluyor. Artık bu karbon eksi bir formal yüklü. Evet, tam yanına şuraya ekleyelim. Artık bu bir karbonyon. Ortamda amonyak var demiştik. Öyleyse amonyak molekülünü buraya bir çizelim. NH3 şu şekilde. Az önce yaptığımız gibi yine aynı şeyi yapacağız. Yani eksi yük baz görevi görerek bir proton kapacak. Şu şekilde. Evet, ardından da bu elektronlar azota geçecek. Yani karbanyonu protonlamamızla mekanizmamızı tamamlamış oluyoruz. Çünkü artık birbirine zıt taraflarda duran iki R grubumuz var. Hidrojenlerde aynı şekilde. Böylece bir trans alken oluşturduk. Evet, şimdi başka örnekler yapalım. Mesela şuraya bir alkin çizerek başlayalım. İki karbon arasında üçlü bağımız mevcut. Şimdi her iki tarafa da birer metil grubu yerleştirelim. Aynı substratla birkaç farklı tepkime yapmaya çalışalım. İlk tepkimemiz hidrojen gazıyla normal bir hidrojenasyon tepkimesi olacak. Katalizör olarak da platin kullanalım. Tabii bu bir zehir katalizörü değil, normal bir katalizör. Peki bu kez neler olacak? İlk olarak alkini alkene indirgeyeceğiz. Ardından bunu durdurmanın bir yolu olmadığından alken de alkana indirgenecek. Yani alkini alkana indirgemiş olacağız. Şimdi başa geri dönecek olursak hatırlayacaksınız zehir katalizörü alkende durur demiştik. Tabi eğer zehir katalizörü değilse alken hidrojenlenir ve alkan olur. Kısacası bu tepkime alkan üretecek. Öyleyse şimdi bu ürünümüzü çizelim. Evet toplam 4 karbonla başlamıştık yani buradakilerle. Şimdi merkezdeki bu 2 karbon CH2'ye dönüşecek ve her iki tarafta da CH3'ümüz olacak. Yani burada ürün olarak butan oluşturacağız. Bu kez hidrojen gazı kullanalım. Ayrıca bir de Lindlar paladyum ilave edelim. Tabi bildiğiniz üzere bu zehirli katalizörümüz. Şimdi alkenimizi alkene indirgenecek ve daha sonra her şey duracak. Peki ne tür bir alken elde edeceğiz? Bu bir cis alken olacak. Şimdi buraya çizelim. Aynı tarafa iki hidrojen ekliyoruz. Metil gruplarımızı da şu şekilde yerleştiriyoruz. Evet, işte ürünümüz cis alken. Şimdi yine aynı başlangıç yapılarıyla bir tane daha yapalım. Tabii bu kez sodyum ekleyeceğiz ve çözücü olarak da amonyak kullanacağız. Bunun alkenimizi alkene indirgeyeceğini biliyoruz. Ancak ürün olarak bir trans alken oluşacak. Şimdi buraya ürünümüzü çizmeye başlarsak bu iki hidrojenin birbirlerine trans konumda bulunacağına dikkat edin. Evet, geriye kalan iki metil grubumuzu da aynı şekilde zıt taraflara ekliyoruz. Mekanizmanızda neleri nelerle tepkimeye soktuğunuza çok dikkat edin. Normal bir hidrojenasyon tepkimesi mi, cis alken oluşturacak olan zehir katalizörü içeren bir hidrojenasyon tepkimesi mi? Yoksa size bir transarken verecek olan sodyum ve amonyak içeren bir indirgenme tepkimesi mi?